Evet hani bu tam videonun başını kaçırdık da buradan devam edelim. Bu kendi sizin için hani sadece ben yapmanızı tavsiye ediyorum. Yazın ki 2 gün sonra sizden şunu istemiştik niye yapmadın dedikleri zaman adamı düşünüyorsun. Ben geldim konuştuk. Test şey çıkarttım. Taslak çıkarttım. Geldik üstüne konuştuk. Ekledik çıkarttık. Sözleşme yazdık. Sonra sözleşmeden sonra imzaladın abi işte bunları yaptım ben de sana. Dem hakkına sahip oluyorsun. Çünkü gidip geldiniz birkaç kere. Bunu yaptıktan sonra zaten ihtiyaçlar belirli. Artık ihtiyaçlar belirli olduktan sonra şuraya gelebiliyoruz. Hani bunun aslında yazmıyor da. Analiz sürecine dahil oluyoruz. Ve yapmamız gerekenleri tek tek çizmemiz gerekiyor. Database'imizi oluşturmamız gerekiyor. Database oluştururken adamın istekleri doğrultusunda işte şu alanlara ihtiyacım var. Bu alanlara bu rastgele bir tablo. Hani internetten buldum. Çok şey değil de çizim olarak kullanacağız. Şeyler çiziyorsun işte. Tüm alanları oturuyorsun. İşte bilmem ne tablosunda şu alana ihtiyacım var, şu alana ihtiyacım var gibi dokümantasyonunu yaptığın zaman zaten ister istemez tablo çıkıyor. Sonra şeyi fark ediyorsun. Hani mesela nereye ID vereceğim, nereye ID vermeyeceğim kısmı en çok bizim sıkıntı olan. Hani nereye foreign key vereceğim, nereye foreign key vermeyeceğim diye bir olay oluşuyor değil mi? Database hocam şu an değil. Database'in kağıt üzerindeki hali. Yani bizim tablo şemalarımız. Diyor, evet. Ha? Ne var? Nerede metodu yazmış abi? Ha bu şey yahu. Database'e göre işlemlerin şeyini yapmış. Ben bakmadım ne olduğunu. Yapılacak işlemlerin metotlarını yazmış. Hani şunları şunları alacağım diye. Ben hiç bakmadan basmıştım ya. Resmi gördüm ya böyle oklar noktalar bastım ya. Şimdi mesela atıyorum çok ihtiyacımız olan şeylerin şey satış siteleri yapılacaklar bellidir. Şey mesela e-ticaret sitesi yapacaksınız. Ne vardır? Kategorisi vardır. İşte kategori ID vardır. Kategori adı vardır. Bu böyle. Arkadaşım nereye gidiyorsun ya? Kaçma ya. Sonra bunu kaç yaptım ya? 14. Ürünler vardır. Ürünün ID'si vardır. Ürünün adı vardır. Fiyatı vardır. Store vardır falan filan. Bir de bunun hangi kategoride olmasını gerektirdiğim için buraya bir kategori yazmam gerekir. Kategori adı yazmam gerekir. Şimdi normalizasyon kuralı çerçevesinde biz her dakika adını yazmamızı bize zarar getirdiğini biliyoruz. Ve bunu başka bir tabloya o yüzden ayırdığımızı biliyoruz. Zaten yazdık. Dolayısıyla buraya artık ne gelmesi lazım? Adı değil de kategori ID'si gelmesi lazım. Mesela buraya satışlar olsun. Satış ID'si var. Peki kim aldı bunu? Bir tane user ihtiyacım var. Kim aldığını bilmem gerekiyor. Ne zaman aldığını falan aldığım bir detayım var. Tarih falan filan. User'ım ihtiyacım varsa benim ne ihtiyacı varmış? User tablosuna ihtiyacım varmış. Dolayısıyla users diye bir tablo yapıp user ID, işte username falan filan gibi bir tablo yapıp buraya user ID veriyorum. Ya istersen membership'i kullan değişen bir şey olmuyor ya. O sadece otomatik gelen tablolar olur. Canan'ın birazcık ID ihtiyacımızı nasıl keşfedeceğimiz en basit bu şekilde bulabilirsiniz bence hani ID olayını. İşte atıyorum satış detayları lazım. İşte satış detayı diyorsun. Hangi satışın bu? Sen satış ID ihtiyacı var. Hangi ürün alınmış? Ürün adı yazmam mantıklı olmaz çünkü ürün adıyla beraber ne bileyim stok bilgisini falan da belki ulaşmak isterim. Ürün ID yapıp bu tabloyla bu tabloyu birbirine bağlarsam dolayısıyla oradan joinleme yapıp çeşitli ihtiyaçlarını da oradan alabilirim. İşte başka ne olur? Fiyatını alırım. İndirim varsa onu alırım.
Belki o zaman satışta bir indirim yaparız falan gibi durumlarda ID'leri bu şekilde oluyor. Yani ID'leri bulamıyorsanız da bu şekilde gidiyor. Hani nereye ID yazacağım değil de tablo oluşturduğunuz zaman ihtiyaca göre zaten buraya ID yapmalıymışım izlenimi gelmesi gerekiyor. Sen anladın mı azıcık? ID'yi nasıl bulacağım? Evet. Başka şeyler de yapıyor hocam şimdi. Başka şeyler düşünüyorum da. Beraber düşünelim. Sesi düşün de bize düşünelim. O kadar kapasiten yok ya hocam. Var var sen söyle. Yani yok benim anlamadığım olan şimdi hocam. Database'e bunu yazacağız. Aha. İstediğimiz her şeyi yazıyoruz. Evet. Yapacağımız. Evet. Bu mantıkla bakıyorum şimdi baya tamam bizim bir şey ekleyat yapsak baya bir tablomuz olur. Olacak. Çok sağlam tablom olacak. Baya. Yani en dandik eticatte bile 30 tablo falan çıkıyor. Ben yani ismini çıkardım hocam kendime de baya bir o zaman tablo var yani. Var var. Hani bir 30 tane falan en kötüsünden çıkıyor yani. Bir de şey var şimdi hani bu şekilde bir yapıda şey yanlışımız çok oluyor. Göremediğimiz, hissetmediğimiz şeyler oluyor. Mesela şurada ürün satışta mı? Mesela ben de bunu düşünmemiştim. Şimdi bunun sonuna eklediğin zaman sıçtınız zaten. Hani çok direkt oldu ama gerçekten sıkıntılı. Çünkü bunu kullanan bir sürü yer var. Bir sürü select çektiniz. Her select'te bulamayabilirsin. Yazarken aklına gelmemiştir. Bir şey olmuştur gitmiştir yani. İstemediğin yerde satışta olmayan ürünler satışa çıkıp son ürünü satarsın. Sonra şey yapamazsın hani ödeyemezsin. Mesela geçenlerde şeyde büyük bir firmanın o indirimli sitelerinde reklam yapmayayım. Hard disk aldık. Hard disk 2 TB'lık. Çok uygun bir fiyat. Hani 1 TB'ın fiyatına falan geliyordu. Ondan sonra eskiden kalma bir ürünmüş. Biz de şey yaptık hani aldık. 2'şer tane 3'er tane aldık yani. Bütün arkadaşlar. Ondan sonra bize telefon geldi. İşte biz onu satışta sokmamıştık. Satışa yanlışlıkla düşmüş falan filan gibi durumlar. Hani belki bir yerden sonra ekleme yaptılar. Oradan patlamış olabilirler. Hani olmuş olabilir. Dolayısıyla firma açısından hani pek hoş bir durum oluşmadı. Ha biz tabii şey yaptık. Sıkıntı yaratmadık ama sıkıntı yaratabiliriz. Ne bileyim alacağım ben ürünü falan gibi. Evet. Bir zorlamaya tabi tutabilirsin sonuçta hani. Hak var mı? Hak var ya. Yani. Ben ne gördüysem onu aldım gibi bir durum var burada. Madem yok niye koyuyorsun? Bunlar için işte analiz süreci çerçevesinde tüm alanların hesaplanıp yapılacak işlemler yapmamız gerekiyor. Şu an örneğim olmadığı için direktman gösteremiyorum ama hani şöyle biz kendimiz basit bir tane minik şey yapabiliriz. Mesela atıyorum üye kayıt sayfası olsun. Üye kayıt işlemleri diye bir şeyimiz olsun. Sayfanın yeri işte root diyeyim. Root'a koyacağımı söylüyorum. İşte yetkiler kimler erişecek? Erişim kimler? Herkes ol diyelim. Herkes erişebilecek buraya. Herkes olabilir. Sonra dosyada üye kayıt nokta ASPX diyeyim. Amacı yeni üyelerin kayıt olmasını sağlamak. Daha uzun güzel bir cümle olabilir buraya. Sonra işlemler. İşlemlerde birinci işlemi üye kayıt olması. Üye kayıt formu ile kayıt. Sonra diyorum işte user name zorunlu. Tabi şöyle biraz parantez içine falan. İşte şifresi lazım. Password lazım.
Sonra rep password. E-mail. Arkadaşlar. Ha? Nickname. Arkadaşlar ne nickname dolayı? Başka gizli sorular. Gizli soru cevap. Çok aşağı doğru yazmayayım. Bunlar bu da zorunlu gizli soru cevap. Opsiyonellerim de olabilir. Atıyorum doğum tarihi. Opsiyon olabilir. Benim için sıkıntı olmayabilir. Başka ne zorunlu olmayabilir? Ha, zorunlu yazdım ya. Aslında bir yerde zorunlu da. Biz de opsiyon alacağız. Opsiyonel. Başka neyimiz var? Bunun gibi alanları yazıyorum işte. Sonra orada iki tane buton koyacağımdan bahsediyorum. Bir kayıt butonu. Amacı veri tabanına giriş yapmak. Giriş yapmak. Başarılı olursa, kayıt başarılı olursa, işte üye sayfasına git. Üye sayfasına git. Üye sayfasına gitsin. Başarısız olursa, işte hatayı belirt. Hatayı söyle gibi bir şey diyeyim. O da uygun bir yerde hatanın çıkacağını söylüyor. İkinci butonun temizle butonu olacak diyorum. Bu da formu temizleyecek. Aslında kayıtta mesela veri tabanına kayıt yapmak ama bunun da kendi içinde şöyle yapabilirim. Ajax ile sayfa postback olmadan yapılacak gibi bir şey de yapabilirim. İşte yapılacak bekleme sırasında işte loading resmi çıkacak gibi. Form temizlenecek. Bu da böyle. Hatta şunlar da içine dahil edilebilir. Üye kayıt sayfasından üye kayıt sayfasından sadece ana sayfaya gidecek. Gibi bir istekte bulunabilir. Mesela Türk Hava Yolları'nda uçak bileti almaya kalkıyorsun. Uçak bilet ekranına girdiğin zaman başka herhangi bir ekstra yok. Hemen şu hatta bakabiliriz. Türk Hava Yolları .com.tr. Mesela bu sayfada her tarafa erişim var. Fakat şuradan Atatürk'ten İzmir'e gidelim. Uçuş ara. Bu ekranda her şeyi kaldırıyor. Bunu hiçbir şeye tıklamıyorum. Buna tıklasam da zaten bir çocuk olmuyor. Sadece işte bilet mi seçmem gerekiyor. Tek tıklayabildiğim link benim gördüğüm sadece şurada ana sayfaya git butonu var. O da logodan kaynaklı. Onun dışında başka herhangi bir logo verilmemiş. Yani logo diyorum. Link verilmemiş. Sadece işlem üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bizim yapımızda da bu şekilde bir şey olabilir. İşte üye kayıt sayfasından sadece ana sayfaya link olacak gibi bir yapı koyduktan sonra zaten alanlarımı söylemiş oldum. Dolayısıyla database'e üyelerle alakalı hangi tabloları açacağımı belirtmiş oldum. Var mı sıkıntı buralar?
Aslında hocam herhalde ilk düşünme kısmı çok önemli geliyor bana. Yani. Aynen, yani bir uygulama yapmaları düşünmesi de biraz sıkıntı. Hallederiz ya. Şimdi, burada var mı sıkıntımız? Bunu daha detaylı yazabilirim. Siz de fark etmişsinizdir. İşte şu yapacak, bu yapacak. Hepsini yazıyoruz. İşte ana sayfa geçeceğini söyledim, ana sayfa link olacağını söyledim, zorunlu alanlarını söyledim, opsiyonel alanını söyledim. Dolayısıyla burada bir validation yapmam gerektiğinden haberim var. Veri tabanına kaydetmem için hangi butonları olması gerektiğini biliyorum. Ve bu butonların ne yapacağını biliyorum. Nasıl çalışacağını biliyorum. İşte bu Ajax ile çalışacak. Bu sadece kod temizlik gibi. Var mı sıkıntı? Şimdi bunları ben seversem, böyle bir şey yapın desem. Yaparım ben. Düşünmeyeceksiniz yani teknik olarak. Düşünme kısmı bitmiş olacak. Aynen. Buradaki kısım artık projenin tamamen yapılabilir durumda olan analiz sürecini bitirip bizim kod yazma kısmımız. Gelen bir sürecimiz var. Önce burası mı halledilmeli, tasarım mı? Yok, önce ondan tasarım olmuyor zaten ya. Teknik olarak tasarım akılda oturulan bir şey olduğu için, tasarımı yapanlar başkası olduğu için fiziksel tasarımı, dolayısıyla yazılımcı pek o konuda bazen bir nokta değil daha nedir? Biz hazır CSS mi indireceğiz? Bu ödevlerde. Evet. Hoca biz grafikçi değiliz. Grafik dersi almadığını düşünürsek yapamayız biz hani tek başımıza. O yüzden biz hazır indireceğiz. Ama ben grafik aldım diyorsan, kendi yapmak istemiyorsan tabii ki de yapabilirsen hiç sıkıntı yok. Ama bizden de zorunluluk yok öyle. Evet, analiz sürecimiz böyle işliyor arkadaşlar. Her sayfanın yapımı. Dolayısıyla bundan sonra database yaptığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmayacak. Çünkü tüm alanları, tüm butonları, işte tüm yapılacakları zaten gözden geçirmiş oluyoruz. O sebepten dolayı herhangi bir hata çıkma ihtimali de çok düşmüş oluyor. Yani tüm ihtiyaçlarımızı karşılamış. Kağıt üzerine bitireceğiz yani projeyi. Buradaki her bir madde ayrı bir sayfası olacak. Yani butona tıkladığın zaman gittiğin yer. Ben şu an sadece üye kayıt sayfasını yaptım. Hani üye kayıt sayfasında iki maddeyle çalışıyor. Birinci madde kayıt olacak. İkinci madde site tasarımında sadece ana sayfaya gidilmesi için bir link var gibi bir ihtiyaç ortaya çıkarttım. Yani bu olmaya da bir tane ben sadece fantezi olsun diye altı yaptım. Yok, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz bu doğrultuda yazmaya başladınız. Database'inizi oluşturdunuz. Ama biraz önce evet. Dediniz ki sonradan atıyorum satışta mı şey aklına gelirse sıkıntı olur. Evet. Böyle bir şey yaşayacağımız muhakkak. Yani ben kendi adıma yaşayacağım. O zaman o yüzden önce bunu yapmanız gerekiyor. Hani direktman buradan başlarsanız sıkıntı oluyor. Buna rağmen atlarsak hani hakikaten öküz bir adamım. Buna rağmen atladım. Hani ben yazdım bunu. Acemiyim. Tamam, atlarsan yapacak bir şey uğraşacaksın yani. Hani... Sıfırdan mı yazılıyor? Yok canım, sıfırdan değil de bu noktaların hepsini tek tek elden geçirmen gerekiyor. Hani şimdi 150-200 sayfa oluşturmuş bir e-ticaret sitesi yazdım. Gezmek sıkıntı oluyor. Yani oraya mı yazdım, buraya mı yazdım? Hani tam class'ımız mantığı kullanıyoruz ama hani class da bir yerden gözünden kaçabiliyor. Üçten geçine gelmiştir. Atıyorum bir şeyden yapmışımdır. Tıklıyoruz ya. Add source, add name source, data source falan. Oradan yapmışımdır. Arka C# kodlarına bakıyorsundur ama o ASP.X sayfasındır. Hani gider. Dolayısıyla zaten bu en dandik bir uygulamada bile 2-3 hafta, hatta 4-5 hafta şey projesine göre alabilen bir durum. Hani Cihan'da falan bunu yapıyoruz zaten ya. Hani yatıyorsun, kalkıyorsun. Aa diyorsun, buraya da onu eklemem lazım. Yatıyorsun, kalkıyorsun, bunu da eklemem lazım. Buradan bir sayfaya bir hafta falan bakıyorsun zaten hani ister istemez bir şekilde. Hani bütün kafanda şey, satranç gibi ya. Hani tasarlaman gerekiyor. Bu var, bu var, bu var, bu var diye. Bundan sonra database yapıp database yaparken de zaten bahsettiğimiz gibi şu ayda buraya gitmesi lazım, bu ayda buraya gitmesi lazım gibi hissederek oluyor. Sonra bakmışsın, database'inde tamam. Oldu mu Eder? Database'imiz hazır. Elimizde, şeyimiz de hazır. Dokümantasyonumuz da hazır. Sor. Ha, bir şey soracağım. Neyi? Verdim canım, doldu. Açmıyoruz ya. Zaten geldiğimize bakmıyormuşuz. Daha şimdiden. Yani öyle bir şey olsa. Ya aslında bu kadar değil tabii ki de. Yani, hani yani, temeli bu. Temeli bu. Şey, projeyi başlamadan önce analizini yapmak. Evet, database'in hazırlamak. Database'in. İşlemleri falan. Şu ekranı mı video aldın? Aldım abi. 20 dakikada video çekiyorum ben ya.
Araya çıkınca bile bir çeksin. Tamam, yoksa da girelim. Basalım çeksin. 45 dakikada mı anlayacaksın? Böyle sessiz. Evet, var mı buralar şimdi sıkıntımız? Artık olayımız bundan oluyor. Yani tüm şimdi siz yapacağınız projelerde de bu şekilde bir tasarım yapmanız gerekiyor. Biz tasarımlarınıza yardımcı olabilmesi için hani görüşme kısımlarını buralara yazdık zaten. Hani şununla şu görüşüyor, bununla şu görüşüyor. Hatta bazı şeylerde bir alanlar malanlar sadece da. Sadece bu projede var hocam başka. Evet. Evet değil mi? Alanlar sadece bunlar var. Hadi başka bir proje açayım. Burada FGF var mı? Koytel açar mısın hocam? Otel mi? Koleji açtım ya. Ya yani ona bastım. Ona başlasın. Nasıl karşılamak gerekiyor? İsmet. Hadi bir öğren olsun. Şimdi burada mesela işte tavsiyeler falan yazılmış. Genel bakışlar geç. Burada da şeyler var mesela. Müdürün istekleri. Var mı bir böyle şey? Var ya hani bunu hatta çok Türk Hoca yazmış çok mu? Yani kendi adına yazmış. 4 ortalama geçmiş yani 4 üzerinden 4 vay arkadaş. Aşağı sıkıtanmış. Alanlar falan zaten yazmışlar. Güzel güzel. Bu sizin işte analiz sürecinize yardımcı olacak bir yapı. Tabi bu analiz sürecini siz daha da detaylandırmanız gerekiyor. Hani benim gibi sayfa bazına kadar düşerseniz tüm ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Ve bunu yaparken de şey sırası da oturuyor. İster istemez. Mesela atıyorum üye kayıt şey ürün satış veya bu kolejden düşerse not girişi yapılması gerekiyor. Not girişi yapılması için adamın oraya kayıt olmuş olması gerekiyor. O zaman not girişinden önce adamın kayıt ekranının yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. O zaman kayıt ekranının tasarlamamız gerekiyor. Kayıt bilgileri. Gibi. Hani bir öncesini bir sonrasını hesaplayarak sürekli şey yapabiliyoruz. Siz söyleyin. Ona göre yapabiliyoruz. Tabii bir de extreme coding denen bir yöntem var. Arkadaşım ya daha sen gelip oraya. Sen ne yapıyorsun ya? Adam taciz ediyorsun sarılmış adama. Sarılmak böyle mi olur? Öyle mi? Göstermemiş misin? Çok sevmiyorum ben şimdi sizi. Tamam tamam bakıyoruz. Şimdi extreme coding diye bir yöntem var. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. Extreme zaten kelime üzerine tehlikeli. Şey abi sana ne lazım? Bu lazım. Hemen yardırıyorsun hani. Başlıyorsun. Gidiyor. Herhangi bir dokümantasyonla uğraşmıyorsun. Proje analiz süreci yok. Proje yönetim süreci hiç yok. Proje yönetim diye bir şey yok çünkü. Abi ne lazım? Bu lazım. Hadi yazalım. Şimdi bu sayfa lazımmış. Hadi yazalım. Gibi Allah'a emanet bir yöntemle yazılan bir proje tarzı da mevcut. Adına da ekstrem programming deniyor. İş görüşmelerinde falan soruyorlar. Yapıştırırsınız. İşte sen ekstrem programming biliyor musun? Diyorlar. Hemen. Normal bir program olabilir. Yapıştır. Çok kullandım. Çok ulan ben hep onu yaptım ya. falan deyip. Tam benim tarzım bu. Ben buldum zaten. Ben yazdım şeyi. bir de şey diyorlar. Biraz daha sosyetikler. Dördü kod. Kirli kod diyorlar. Kirli kod diyorlar. Allah'ın mertesi zaman kodları öyle diyorlar ama. Sen senin sevini var, sevmini var. Ben şimdi çok seviyorum açıkçası. Dokümantasyon zor geliyor bana. Hani gerekti mi? Gerekti. Hakikaten gerekti. Yoksa... Kod kapısı da oluyor yani. Yani tamam yazması güzel olur da eğer bir yerde sıkıntı çıkıyorsa ve sonradan fark ettiğin bir yer varsa seni işte iki hafta falan öteleyebiliyor. Hani... Şey gibi bu, tekst olmadan film çekmek, sinyal çekmek genelde yapar ya. Evet. Senaryo yok, yok. Yani mesela ben yakında işte bu kağıtları çıkartmadığım için bir sıkıntı çektim. Ha. Benim birkaç saatimi sıkıntı olarak etkiledi ama etkileyemeyebilirdi yani. Hani birkaç saat, birkaç saat olsunmuş. Arkadaş, iki bölüm dizi izledim yani. Yani 4-5 günde etkileme olayı olabilir. Tabii canım, etkileyebilir. Hatta kimi durumda proje baştan yazılmasına dahi götürebilen durumlar oluşabiliyor. Hani o zaman çok sıkıntı zaten. Hani çok ekstrem bir durum ama hani olabilir yani. Onun kaçarı olmayabilir. Müziği koymamışsındır.
En temel şey. Yani evet, bir şey koymamışsındır ve hani o hakikaten bütün projeye bağlıdır yani. Normal çıktı şey oluyor. Zaten onu yapıyorsa zaten artık işi bırakmak gereken ödür hani. 3 uğraşıp sonra bir ay geri atmak çok kötü bir şey yani hani. Abi lan. Oh. Oyalım mı? Konuşarak edin. Evet, zaten buçukta başladık ya saat kaç. Sen kaçta şey geldin ya? Aynen ya. Buçukta mı başladık? Daha da geç başladık. Yok canım daha yok. Kendi daha geç geldi ya onu o geç geldi de biz çeyrekte falan başladık ya. Çeyrekte başladık ya biz bir geç bir dakika ne yaptın? Ben geldim yüzü suyu daha geldim. Hatta şimdi açtım da şimdi bir şey yapmıyorum ki. Projeksiyon neredeydi biliyor musun? Projeksiyon tavandaydı arkadaş. Tavandaydı bir gidip gidip oraya. Nasıl bir fantezi yapmışlar? Renk çıkışım var. Nasıl bütün içine ettik ama bu arada. Ne abi adamlar böyle şey. Doğru ağladık. Şimdi. Var mı sıkıntı? Şunu bir durdurayım. Şimdi. Team Foundation Server dedikleri bir program var. Bu program şöyle düşünebiliriz. Bir tane server'ımız var. Ve client'lar var. Bu bizim proje server'ımız. İnsanlara yetki veriyorlar. Buralara erişim için. Yetki verirken yetkinin dibine kadar gidebiliyorsun. İşte sadece biz şunu yapabilir, sadece bu sayfayı yapabilir. Sadece şu şeye çalışabilir, sadece görüntü yapabilir, sadece yazabilir gibi çeşitli durumları var. Dolayısıyla firmalar bu TFS'den size yetki verirken artık şirketin şeyine göre, söyleyeyim, kurallarına göre sana zaten erişim yetkisi veriyor. Dolayısıyla sen sadece o sayfaya çalışıyorsun veya o klasöre çalışıyorsun. SourceSafe'in yeni versiyonu diyelim. Eskiden SourceSafe'ti. SourceSafe'i kaldı şimdi. Team Foundation Server diye çıkarttı. Bu şey mi? Sanki böyle Google gibi bir amblemi var. Yok mu? Amblemi şurada var. Server konuda bir tane kutu daha var. Şu. Amblemi şu işte. Team Foundation. Çocuklu mucuklu bir şey. Şey, çocuk numarası bir şey. Bu sayede şey yapıyorsun, hani projeyi toparlayan zaten bir makine var. Dolayısıyla tek tek toplayan insan projeyi yok zaten. Hani hepsi zaten orada toplanıyor. Ve gerçekten başarılı programlar. Mesela sen dosyayı çalışırken başkası dosyayı açamıyor falan. Veya açsa da değişiklik yapamıyor. Yıl kuralları falan var. Dolayısıyla toplu çalışmalarda kullanılabilir bir şey ki işlerinde genelde o kullanılıyor ya da source dedikleri onun önceki versiyonu kullanılıyor ama artık günümüzde TSF. Yoktan da kullanamayacaksak bunları öğrenmeyeceğiz. TSF mi? Yani bir firmada çalışmasan. Evet, büyük bir firmada çalışmasan. Kolay kolay öğrenmeyeceğiz. Aslında şey yapabiliriz ya, siz söyleyin. Ben yarın unutmazsam evdeki bilgisayarımı açık bırakırım. Bende evde bir tane server var. Ama ben TSF falan yükledim işte böyle hani ayar mayar göstermelik etmelik. Hı? Arayayım ben size o zaman sabah. Ara. Saat... Sabah 6'da ararım. 6'da niye sonra da 6'da uyuyorum ya. 7.30'da ararsan tamam hocam. Uyanmış olurum. 7.30'dan sonra zaten evden çıkıyorum. Tam 7.30'da. Tam 7.30'da. Tam o saatte. Bilgisayar kapalı mı? Benim ses kapalı. Ya çok ses yapıyor ya. Normal bildiğin kasa aldım ben oraya hani laptop falan değil. Almayı unutmuşsun. Baya üşüyor yani hani fanı manı. Bir de ben ona ekstra fanlar manlar koydum böyle. Üstünde 7 tane falan fan var yani. Benim hani... server mi yaptın lan? Ben buzdolabı yaptım. Buzdolabı yaptım ya. Bir de koydum yani havasız arkadaş. Ölüyor makine içeride. Yani fan 1 çalışan 3 çalışıyor. Vıvv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 v
Evet, bundan sonra artık projeye ufaktan giriş yapacağız yani işte. Sen de biliyorsun. Not arkadaşım.